öneri üzerine söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Afyon Karahisar Milletvekilimiz Sayın Burcu Köksal. Süremiz 3 dakika Sayın Köksal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce 15 Mayıs 1919'da Yunan işgal kuvvetlerine ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'i ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin cenaze namazında saf tutanlardan değil, yurdumuza göz diken işgal kuvvetlerine ilk kurşunu İzmir'de sıkan Hasan Tahsin'lerin, Ayvalık'ta ilk kurşunu sıkan hemşerim Ali Çetinkaya'ların yolunda gidenlerden olmaktan onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. AKP'nin seçim döneminde söz verip de meclise gelince es geçtiği bir mağduriyetle daha karşı karşıyayız. Tıpkı emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi ya da kitlerde esas işi yaptığı halde kadro sözü verilip de tutulmamış taşeron işçiler gibi. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen ve sayıları sadece 950'yi bulan atama bekleyen engelli öğretmenlerin atamalarına kulak tıkadığı gibi. Ya da maliyeye hiçbir yük getirmediği halde memur statüsüne geçirilmeyen üniversite mezunu işçiler gibi. Kamuda her türlü mobbing ve baskıya rağmen ekmek mücadelesi veren, sorunlarını duymazdan geldiğiniz, fotoğraf çektirmekten öteye gitmediğiniz, başımızın tacı deyip de her türlü ayrımcılığa, maddi ve manevi sıkıntılara maruz bıraktığınız şehit yakınları gibi. Bir şehit babasına verdiğiniz şehit yakını kartı maalesef kimlik yerine bile geçmiyor. KHK ile okullarını kapattığınız, hayatlarını kararttığınız, terörist damgası vurduğunuz, 35 aydır üniformalarına kavuşmak için gün sayan askeri öğrenciler gibi ya da KHK ile ihraç edildiği halde masumiyetini yargıda ispat etmiş, takipsizlik veya beraat kararı almış ama işlerine geri döndürülmemiş kamu çalışanları, memurlar gibi. Mağduriyetler o kadar çok ve siz o kadar çok duyarsızsınız, ki hangi birini söyleyelim? Polise, öğretmene, hemşireye, din görevlisine verilen 3600 ek gösterge sözü de havada kalanlardan, oy avcılığı için yapılan vaatlerden biri olarak tarihe geçti. 2018 yılı Kasım ayında Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı dedi ki 3600 ek göstergeyi polislere en kısa sürede vereceğiz. Allah'tan en kısa sürede vereceğiz dedi. 6 ay geçmiş, hala ortada hiçbir şey yok. Ama iş polis haftasına gelince kahraman polisim diye sırtını sıvazlamaktan öteye gitmezsiniz. 24 Kasım'da öğretmenlere 3600 ek göstergeyi en kısa sürede vereceğiz dediniz. Hatta ikinci 100 günlük eylem planınızda yer aldı ama öğretmenlere de verilen hiçbir şey yok. Şu anda hemşirelik haftası kutluyoruz. Gece gündüz demeden görevlerini ifa eden hemşireler ve ebeler 3600 ek gösterge bekliyor. Onlara da hiçbir şey yok. Tamamlayalım. Tamamlayalım Sayın Köksal. Lava gelince mangalda kül bırakmazsınız ama din görevlilerine, her türlü tehlikeye rağmen görevlerini ifa etmeye çalışan orman muhafaza memurlarına da ek gösterge maalesef yok. Bunların hepsi seçim vaadi olarak meydanda kalmış gözüküyor. Peki bu insanlar neden 3600 ek gösterge bekliyor? Çünkü 3 kuruş memur maaşıyla ya da memur emeklisi maaşıyla geçim mücadelesi veriyorlar. Siz kaşıkla veriyorsunuz, kepçeyle alıyorsunuz. Hiç olmazsa 3600 ek göstergeyi verelim de bu insanlar rahatlasın diyoruz. Çünkü memurların ve memur emeklilerin maaşlarında ciddi bir artış olacak. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne görev yapar? Görevlerinden birisi nedir? Vatandaşın sorunlarını çözmek. İşte Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde vatandaşımız 3600 ek göstergeyi bekliyor. Gelin buradan hepinizi göreve davet ediyorum. Biz hazırız. Siz getirin teklifi veya bizim verdiğimiz tekliflerden birini getirelim. Hep beraber 1,5 milyonun üstündeki yurttaşımızın yüzünü güldürelim, sorunlarını çözelim. Onları bir nebze... Hadi selamla bakalım Sayın Köksal. Tabii. Onların yüzünü güldürelim. Kaynağı
kaynak diyorsunuz, aslında kaynakta bulunur. Nasıl ki 35 milyarlık kaynağı Suriyelilere ayıran AKP ve özelleştirme ile elde ettiği 61 milyar doları nereye harcadığının hesabını veremeyen AKP, eğer gerçekten isterse, eğer gerçekten samimi olursa bu insanların mağduriyetini çözer ve 3600 ek göstergeyi verir diyorum. Herkese saygılarımla.